Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bu videoda alkole bağlı olmayan basit karaciğer yağlanmasından bahsedeceğim. Bu hastalık günümüzde o kadar çok arttı ki kendinde, ailesinde ya da çevresinde karaciğer yağlanması olduğunu duymayanınız kalmamıştır. Bu hızlı artışın nedeni günümüz beslenme koşulları ve obezite. Tipik diyabet, kan yağı ve kolesterol yüksekliği de risk faktörleri arasında. Erkek cinsiyet de bir risk faktörü sayılıyor. Erkeklerdeki kilo fazlalığı daha çok karın çevresinde biriktiğinden erkeklerde karaciğer yağlanmasını kadınlara kıyasla 2 kat sık görüyoruz. Karaciğer yağlanması günümüzde karaciğer yetmezliğinin en önemli nedeni. Ancak karaciğer yağlanması olan hastalara baktığımızda bu hastaların ölüm nedeninin karaciğer yetmezliğinden ziyade ilişkili kalp damar hastalıkları olduğunu görüyoruz. Ayrıca karaciğer yağlanması olan bireyler normal bireylerle kıyaslandığında yağlanma olanlarda ölüm oranları daha yüksek bulunmuş. Demek istediğim, kimi zaman hiç önemsemediğiniz karaciğer yağlanması aslında ciddi bir hastalık. Karaciğer yağlanmasını teşhis etmenin en iyi ve en kolay yolu ultrasonografi. Ultrasonla karaciğer yağlanmasını saptıyoruz ve hafif, orta, ileri şeklinde derecelendiriyoruz. Bu aşamadan sonra hastaların yapması gereken bir gastroenteroloji ya da iç hastalıkları uzmanına başvurmak. Yağlanma karaciğer fonksiyonlarını etkilemiş mi? Diğer organ sistemleri üzerinde olası zararlı etkileri var mı? Bunlar araştırılmalı. En önemlisi de yağlanmanın nedeni ne? Bu sorunun yanıtı bulunmalı. Hastalıkları tedavi etmenin en önemli yolu altta yatan nedeni düzeltmek. Ve karaciğer yağlanmasında bu neden her zaman kilo fazlalığı değil. Olası diğer sebepler de mutlaka gözden geçirilmeli. Karaciğer yağlanması varlığını hastalar genellikle ilk olarak biz radyologlardan ultrason esnasında duyduklarından yağlanmayı geçirmek için ne yapmalıyım sorusunu çok sık yöneltiyorlar bize. Tabii ki karaciğer yağlanması tedavisinde işin ehli dahiliyeciler, gastroenterologlar, ben medikal tedavi, ilaç tedavisi kısmına girmeyeceğim. Ancak basit karaciğer yağlanmasının en sık nedeni karın çevresi yağlanması ve kilo fazlalığı olduğundan bu konuya değinmek istiyorum. Konuyla ilgili araştırmaların geneli bize şunu söylüyor. Basit karaciğer yağlanmasında en etkili tedavi yöntemi kilo kaybıdır. Ve yağlanmanın iyileşmesiyle kilo kaybı miktarı arasında doğru orantı vardır. Yapılan çalışmalarda vücut ağırlığının %3 ila 5 kaybının yağlanmayı iyileştirebildiği, %5 ila 7 kaybının ise yağlanmayı normale döndürebildiği saptanmış. Bu dikkate değer bilgiye, tedavi yöntemine rağmen karaciğer yağlanması olan hastaların sadece az bir kısmında hedef kilo kaybına ulaşılabildiğini görüyoruz. Kilo kaybı yokluğunda spesifik bir diyetin üstünlüğü de gösterilmemiş çalışmalarda. Aynı şekilde kilo kaybı olmadan sadece egzersiz de yağlanmayı iyileştirmiyor. Multidisipliner bir yaklaşım şart. Kilo vermek, uygun diyet ve egzersiz. Diyette dikkat edilmesi gereken bir nokta da yüksek fruktoz içerikli, karbonhidrat açısından zengin beslenmeden kaçınmak. Fruktoz meyve şekeri, meyvenin dışında meyve sularında, asitli içeceklerde ve mısır şurubu kullanılan hazır gıdalarda var. Vücuttaki hemen her hücre glikozu enerji için kullanabilirken fruktozu sadece karaciğer hücreleri parçalar. Ve fruktoz parçalandığında oluşan son ürünlerden biri de bir yağ asidi olan trigliserit. Ve bu yağın fazlası karaciğer hücrelerinde birikebilir. Fruktozun bir özelliği de pankreastan insülin salınımını uyarmaması. Yani vücudumuza şeker giriyor ancak karşılığında insülin salınmıyor. Bu da beraberinde insülin direncini, diyabeti ve obeziteyi getiriyor. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak şimdilik söyleyebileceğim, karaciğerde yağlanmanız varsa yüksek fruktoz içerikli beslenmeden kaçınmalı ve şeker tüketiminizi
günlük kalori ihtiyacınızın %10'unun altında tutmalısınız. Ayrıca diyetinizi omega 3 yağ asidi bakımından zenginleştirirseniz yağ asidi oksidasyonu artar, yağ asidi sentezi azalır ve böylece kan yağ profiliniz de iyileşir. Kendinde karaciğer yağlanması olduğunu öğrenen hastaların bir kısmı bunu hiç önemsemez, maalesef hiç dikkat etmezken bir kısım hasta da çok hızlı kilo verme telaşına kapılıyor. Bunu da kesinlikle yapmamanızı öneriyorum. Çünkü çok hızlı kilo vermek safra kesesinde taş oluşumuna neden oluyor. Ayrıca karaciğer yağlanmasının kötüleşmesi ve karaciğer yetmezliği için risk faktörü kabul ediliyor. Karaciğer yağlanması toplumda çok sık gördüğümüz bir hastalık. Yağlanmayı teşhis etmenin ve derecelendirmenin en iyi yolu ultrason. Yapılan çalışmalar, ek hastalığın olmadığı basit karaciğer yağlanmasının tedavisinde diyet değişiklikleri, kilo verme ve egzersiz kombinasyonunun ilaç tedavisinden daha etkili olduğunu ortaya koyuyor.